arkadaşlarım. Ben İsmet Hoca. Bugünkü konumuz ilk Türk devletlerinde kültür medeniyet. Nedir kültür medeniyet? Yani siyasi tarihi dışında kalan böyle Türklerin daha kurumsal yapılarıyla ilgili şeyler. İşte yönetim sistemleri nasıldı, hukuk sistemleri nasıldı, sanat, ekonomi, sosyal hayat nasıldı falan biraz bunlardan bahsedeceğiz. İnanç sistemleri vesaire. Ben bu dersi ikiye böldüm. 1 ve 2 diye. Bugün ilk kısmını işleyeceğiz. Neler anlatacağız? Öğretim programı ile bir ilişkilendirelim. Bu dersi belki daha önce dinlemeyenler, benim dersimi ilk baştan beri dinlemeyenler için şunun önemini bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar Türkiye'deki bütün sınavlar buna göre çıkar. Öğretim programları bizim için esas olan budur. Burada geçenleri bileceğiz. Nelerden bahsediyor? İlk Türk devletlerindeki güç ve yönetim yapısı, yani idari yapı, işte kut anlayışı nedir, kurultay nedir, ülüş yani ülkeyi paylaştırmak nedir falan, töre nedir, bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında Türklerin yaşadığı coğrafya ile onların yaşam biçimleri arasındaki ilişkiler, işte sosyal yapıları nasıl oluyordu Türklerin, ekonomik faaliyetleri neler oluyordu vesaire. Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Askeri yapıdan da bahsedip bitireceğiz. Bugünkü kısım ilk kısım dediğim gibi, tamamını anlatmayacağım bu ünitenin. Başlayalım. İdari yapıyla başlayalım. Şimdi demişim ki ben Türk devletlerinde monarşik bir yapı vardı. Ve hükümdarlık makamı karizmatik bir nitelik taşımaktaydı. Şimdi monarşi tek kişinin yönetimi anlamına geliyor. Ama Türklerdeki monarşik yapı böyle ne diyeyim ilk çağ uygarlıklarındaki böyle teokratik devlet anlayışları ya da tiranlıklar gibi değil arkadaşlar. Türk hükümdarları niye karizmatik? Bu karizmatik yapı nereden geliyor derseniz, bu söz de çok moda bir söz zaten. Bunu açıklayalım. Türk devlet anlayışına göre hükümdarın yönetme yetkisinin kaynağına kut deniyor. Yani hükümdara verilen yönetme yetkisine kut deniyor. Bu kut da kaynağını Tanrı'dan alıyor. İnanca göre Tanrı Türk hükümdarına kut vermiştir. Yani yönetme yetkisi vermiştir. O da ülkesini, tebaasını öyle idare etmek durumundadır. Hatta Orhun abilerinde geçen bir ifade var. Mesela ne diyor? Tanrı istediği için, kutum olduğu için kaan oldum diyor. Mesela halk beni seçtiği için falan demiyor. Tamam mı? Tanrı istediği için diyor. Buradan da anlıyoruz ki aslında hükümdarın tanrısal bir tarafı var. Tanrısal bir dayanağı var. Ama burada bir amamız var. Şunu kastedeceğiz burada. Türk devlet anlayışı teokratik değil. Hani bahsettiğimiz ama buydu. Türk devlet anlayışı teokratik değil. Mesela Türk sultanlığı, Türk hükümdarları böyle tanrı kral, rahip kral falan böyle insanlar değiller. Hatta böyle ülkeyi iyi yönetemezlerse kut onlardan geri bile alınabiliyormuş. Göktürklerle ilgili derste bahsetmiştim bundan hatta. Mesela Bögü Kağan diye biri var. Onun tahta geçtiği zaman ülkeyi kötü idare ettiği dönemde şöyle bir söylenti çıkıyor halk arasında. İşte Tanrı kutu ondan geri aldı gibi bir ifade de çıkıyor. Demek ki kut verildiği gibi geri de alınabiliyormuş arkadaşlar. Bu kut anlayışının bir sonucu ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılması meselesi. Yani bu yönetim sistemi böyle oluyor. Bazen ikili teşkilatla oluyor bu. Bazen hükümdar ölmeden önce çocuklar arasında paylaştırıyor ülkeyi. Mesela Cengiz de böyle yapmış. Buna ülüş sistemi diyorlar. Ülüş, paylaşmak, ülkeyi paylaştırmak anlamına geliyor arkadaşlar bu. Avrupa onlarında falan da bunun örneği vardı. Kutun kan yoluyla babadan ola geçtiğine inanılıyormuş eski Türklerde. Hatta kut, bugünkü kutsal kelimesinin de kökeni öyle ki mesela hanedan üyelerinden biri öldürüleceği zaman kanı akıtılmazmış böyle, boğularak öldürülürmüş. Neden? Çünkü kutun yani kanın akıtılması bir tür uğursuzluk kabul ediliyormuş böyle Türklerde. Bu Osmanlılar zamanında da var. Böyle şehzadelere boğularak öldürülüyor ya. Şimdi kut babadan oğula geçiyor. Burada da oğul demişim. Kızlar burada yok. Taht yolu kızlara kapalı. Böyle bir durum var. Bu nedenle de hanedanın erkek üyelerinin tahta geçme hakkı varmış. Şimdi burada bir karışıklık var. Şöyle bir karışıklık var. Taht yolu erkeklere açık. Hükümdarın soyundan gelen tüm erkek üyelerin tahta çıkma hakkı var. İşte bu beraberinde bir sorun getiriyor. Nedir o sorun? Bir sürü taht adayı. Herkes tahta çıkmak istiyor. Herkes tahta hak iddia ediyor. Kanında kut olduğunu söylüyor falan. Kaan'ın soyundan geldiğini söylüyor. İşte bunun Türklerdeki yansıması nedir? Taht kavgaları. Yani kut bir yandan böyle ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılarak idare edilmesine sebep olmuş. Ama bir yandan da bu tür taht kavgalarına sebep olmuş. Türk devletlerinde arkadaşlar en kritik dönem hükümdarların öldüğü zamanlar. Çünkü kim tahta çıkacak, taht kavgası mı olacak, ne kadar sürecek? O kadar ciddi mücadeleler var ki devletin en zayıf olduğu zamanlarmış bu zamanlar. Bu taht kavgaları da Türk devletlerinin yıkılmasında çokça etkili olacak. Mesela Selçuklu tarihi demek
neredeyse taht kavgalarını anlatmak demek. Büyük Selçuklar sürekli taht kavgaları var böyle. Biri ölüyor hemen taht kavgası başlıyor falan böyle. İmparatorluk bazen 2'ye 3'e falan bile böyle ayrılıyor. Böyle sıkıntılar. Hükümdarlar hangi unvanları kullanıyor? Han, Hakan, Kaan, Tanhu, Shanyu bunlar özellikle Asya Hunları zamanında Mete'nin kullandığı unvanlar. İdikut, İltever gibi Uygurlar dönemindeki unvanlar da söz konusuymuş. Şimdi hükümdar yetkiyi Tanrı'dan alıyor dedik, buna kut deniyor dedik, karizmatik bir hükümdarlık var dedik ama şöyle de bir durum var. Türk devletlerinde bu kağanlar böyle sınırsız yetkilere sahip olan tiranlar falan değil. Onların da yetkilerini sınırlayan bir takım kurallar ya da organlar var. Nedir? Bunlardan biri kurultay, biri de töre. Bu kısmı önemsiyorum. Bununla ilgili sorular çözeceğiz dersin sonunda. ÖSYM de bu vurguyu çok yapıyor son yıllarda. Bunu bilelim. Türk hükümdarlarının yetkisi kesinlikle sınırlı değil arkadaşlar. Halklarına karşı bir takım sorumlulukları var. Uyması gereken kurallar var. Ya da onların kararları üzerinde etkili olan bir takım kurullar var. Bunlardan biri kurultay. Kurultay, boy beyleri ve devletin üst düzey yetkililerinin oluşturduğu bir meclismiş arkadaşlar. Çeşitli zamanlarda toplanırmış. Bazen savaşlardan sonra, bazen devletin kurulduğunda. Mesela Büyük Selçuklar, Dandanakan'da yeniyor Gazneleri. Hemen kurultay topluyorlar Selçuklar. İşte fetih bölgelerini paylaştırıyorlar, ülkeyi paylaştırıyorlar falan böyle. Ülke bir biçimde işte Tuğrul Bey Kaan oluyor, Çağrı Bey Doğu'ya bakıyor falan böyle. Ülke paylaştırılıyor bu dönemde. Şimdi kurultayın yapısıyla ilgili şöyle bir durum var. Kurultay eski Türklerde bazen bir danışma meclisi gibi çalışmış. Nedir bu danışma meclisi? Yani hükümdarın kararlarını etkileyememiş. Son söz hükümdara ait olmuş. Mesela Hunlar zamanında böyle. Mete'nin yani kurultayın kararlarına uymadığını biliyoruz. Kendi bildiğini yaptığını biliyoruz. Ama bazen de kurultay hükümdarları değiştiren, işte onun önerilerini reddeden falan böyle bir kurul gibi de çalışmış. Mesela Göktürklerde bunun bir örneği var. İşte Bilge Kağan, Budizm'in kabul edilmesi, şehirlerin etrafının surlarla çevrilmesi, şehire Budist tapınakların yapılmasından falan bahsedince kurultay diyor ki bu bizim yaşam biçimimize uygun değil diyor, reddediyor. Ya da işte Tapo Kağan'ın kendisinden sonra tahta geçirmek istediği veliahtı kurultay uygun görmüyor, işbarayı tahta getiriyor. Yani böyle kurultay etkisiz, yetkisiz bir makam değil, bir organ değil arkadaşlar. Böyle bir gücü var. Peki sorularda nasıl yapacağız? Size kurultayla ilgili bir soru gelirse parçaya bakın. Parça ne anlatıyorsa, kurultayın hangi yönüne çıkarılıyorsa siz de ona göre bir cevap verin. Eğer hükümdarın kararını etkileyememişse danışma meclisi gibi görün ama etkileyebilmişse de bir tür böyle hükümdarın yetkisini sınırlayan bir makam gibi, kurum gibi görün. İkincisi töre. Hükümdarın yetkilerini sınırlayan ikinci unsur da bu. Töre bir sözlü hukuk geleneği Türklerde. Türklerin siyasal yapısını, sosyal yapısını da düzenliyor. Töre, bunlar o kadar temel yasalar ki böyle yüzlerce yıllık tecrübelerin sonucunda ortaya çıkan kurallar. Töre, Kağan'ın teklifi ve kurultayın onayıyla değişebiliyor ancak. Yani Kağan bile tek başına töreyi değiştiremiyor böyle kafasına göre. O teklif ediyor, kurultay karar veriyor. Törenin belli hükümleri var ki burada geçiyor adalet, iyilik, insanlık. Yani bunları kimse değiştiremiyor. Böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla ilk Türk devletlerinde arkadaşlar hükümdar yetkilerini sınırlayan iki kurul, iki unsur kurultay ve töre diyeceğiz. Bunlar hükümdarlık sembolleri. Özellikle KPSS çalışanlar bunların üzerinde dursun arkadaşlar. Yani AYT'de de gelebilir. Ota, örgün, tuğ, davul, yay, kotuz gibi hükümdarlık sembolleri var. Şu da çok önemli. Yani bu sayfa bence çok önemli. İl eski Türklerdeki devlet. Yani bizim bugün kullandığımız devlet kelimesine karşılık geliyor il kelimesi. Peki bu devlet nasıl oluşuyor? Yani şuradan şuraya doğru bir piramit yapmışım ben. Temelinde aile var. Türk toplumunun en küçük birimi aile. Aile toplumun temeliymiş. Türklerde doğal olarak göçebe ve çadır hayatı olduğu için küçük aile yapısı söz konusu arkadaşlar. Aileler ataerkil aileler. Ancak ataerkil olmasına rağmen kadının müthiş bir fonksiyonu var Türk devletlerinde. Göçebe yaşamda erkek her şeyi yapamaz. Kadının desteğine ihtiyacı var arkadaşlar. Yani çadırın kurulmasından, hayvanın otlatılmasından, göçün organize edilmesine kadar kadın çok etkili. Türklerde kadına bir değer veriliyor ve tek eşlilik yaygın. Mesela Türklerde çok eşlilik görülmemiş pek. İslami dönemde bile pek görülmemiş bu Türklerde.
Bu aile, toplumun temeli dedik. Aynı zamanda sosyal yapıyı da biraz anlatıyoruz burada. Aileler birleşiyor, ne ortaya çıkıyor? Uruk. Uruk ailelerin bir araya gelmesiyle oluşuyormuş. Bugün bir karşılığı yok. Sülale deyin isterseniz, isterseniz yakın akrabalar deyin. Urukların bir araya gelmesiyle boy oluşuyor. İşte boy en önemlisi bunlar arasında. Boy siyasi bir nitelik taşıyormuş. Yani aile ve uruk da hadi sosyal bir yönü olsa da boy siyasi bir nitelik taşıyormuş. Niye? Her boyun kendine ait bir arazisi ve her boyun başında da bir bey varmış. Boy beyleri kendi boylarını korumak ve adaleti sağlamak zorundaymış. Türk devletleri de bir boylar federasyonu şeklindeymiş. Yani bu boylar bir araya geliyor, 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 bir devleti oluşturuyor. Boy dediğim gibi sadece sosyal bir yapı değil, aynı zamanda siyasi bir yapı. Bunlar kurultaya katılıyor. Her boyun kendi sembolü var. İşte her boyun bir arazisi var. Belli sayıda asker çıkartabiliyor bunlar falan. Mesela çok enteresan bir anekdot. Böyle hatıralardaki elçilerin anekdotları aslında bunları daha iyi anlamamızı sağlıyor. Uygur ülkesini ziyaret eden bir Müslüman elçi, ülkede 17 tane başbuğ olduğunu ve her başbuğun da 13 bin savaşçı olduğunu söylemiş. Şimdi o başbuğ dediği boy beyleri aslında. Tabii yani bu Arap elçi boy nedir, boy bey nedir bilmediği için yani bunları başbuğ bir tür komutan zannetmiş. Düşünsenize her boyun 13 bin savaşçısı falan var. Hele bazı boylar var ki inanılmaz sayıda, mesela kalabalık boylar inanılmaz asker çıkartıyor. Oğuzlar, Kırgızlar gibi. Mesela yani Kırgızlar 80 bin tane asker çıkartabilmişler mesela Uygurlar üzerine giderken. Arkadaşlar 80 bin delicesine bir sayı yani. Çok büyük bir sayı. Bu kadar büyük bir orduyu bir göçebe halktan toplamak çok zor. Mesela Avrupa'da falan, mesela Orta Çağ'da Avrupa'da yani en baba ordu böyle. Aman aman dediğin ordu yani 10 bin 15 bin kişilik ordular var böyle. Ama 80 bin kişilik bir ordu toplayabilmiş Kırgızlar ki bu çok büyük sayı. Boyların gücünü gösteriyor. Bu boylar da zaten Avrupa onlarında anlatmıştım. Mesela devletin zayıf olduğu zamanlarda hemen başının çaresine bakıyor. Gidiyor kendi devletini kurmak istiyor falan. Mesela işte Göktürklere karşı isyanlar, Uygur, Basmili, Karluklar gelip bu devleti yıkmışlar. Sonra Uygurları gelip Kırgızlar yıkmış falan böyle. Böyle böyle gidiyor. Boyların bir araya gelmesiyle Budun ortaya çıkıyor. Bu da yani Budunlar da siyasi bir nitelik taşıyormuş. Bazen Budunun başında bulunan kişiye Yabgu denebiliyormuş. Ancak Budunun tam karşılığı nedir bilinmiyor. Kimileri bunun millet olduğunu söylüyor. Tam da öyle olmadığı da belirtiliyor. Mesela Orhun abilerinde Ey Türk Budunu diye bir sesleniş var. Yani millet kelimesine de yakın mı artık bilmiyorum. Yani böyle birkaç boyun oluşturduğu bir şey, bir yapıymış arkadaşlar Budun. Ama tam bir karşılığı var mı deseniz yok. Yani kimileri halk olduğunu söyler ama bu da değil. Eski Türklerde halk kelimesinin karşılığı kün. Kün kelimesiymiş. Budun değilmiş. Gelelim ile, devlete. İl bugünkü devlet demek olup barış anlamına da geliyormuş arkadaşlar. Bir kağan tarafından idare edilmekteymiş iller. Kağanlar ülkenin mutlak hakimi değilmiş. Bundan bahsetmiştim. Kağanlar ülkede huzur ve refahı sağlamak zorundaymış. Mesela Orhun abilerinde ne diyor? Az milleti çoğalttım, aç milleti doyurdum, çıplak milleti giydirdim gibi ifadeler var. Biz buradan anlıyoruz ki Kağan'ın halkına karşı bazı yetkileri var. Zaten halk, ulus, millet eski Türk inancına göre de Tanrı'nın Kağan'a bir emaneti gibi görülürmüş. Eğer hükümdar halkın refahını, huzurunu sağlayamazsa o artık o makamda kalamaz. Hatta Kutadgu birlikte de Yusuf Asacık bunlardan bahsediyor. Hükümdarın halka karşı bir takım sorumluluklar olduğunu söylüyor. Burası önemli arkadaşlar. Burayı bileceğiz. Aile, uruk, boy, budun, il, boyun yapısını bileceğiz. Siyasi bir yönünün olduğunu bileceğiz. Boyların, bunların bir araya gelerek devleti oluşturduğunu falan bileceğiz. Burada bir molaya gidelim arkadaşlar. Konunun bitmesine biraz daha var. Sosyal yapıdan biraz bahsedeceğim. Moladan sonra tekrar görüşelim. Türklerde sosyal yapı. Şimdi bu Türklerin yaşam biçimlerini, sosyal yapılarını anlamak istiyorsak
Bizim bilmemiz gereken bir alt bilgi var. O da nedir? Bozkır kültürü. Yani Türklerin yaşadığı coğrafyanın onlara kazandırdığı kültürel özellik. Bozkır kültürünün belli başlı özellikleri. Türklerin yaşadığı bölge kışın çok soğuk ve kar fırtınalı, yazın ise çok kurak bir yermiş. Yani çok verimli alanlar değilmiş. Hele tarıma hiç elverişli değil. Arkadaşlar, bozkırın temel hayvanı at. Yani mesela çölün temel hayvanı devedir. Ama bozkırın temel hayvanı attır. O yüzden Türkler atı çok aktif kullanıyorlar. Her yerde kullanıyorlar. Savaşlarda, ulaşımda, beslenmelerinde, ticaretlerinde her yerde at var. Bozkırın bu sert yapısı Türklerin de atlı ve göçebe ve aynı zamanda da savaşçı bir kavim olmasında etkili olmuş. Yani burada hayatta kalmak çok zor. Bozkır kültürü ister istemez insanların bu askeri niteliklerini geliştiriyor. Bunu Türklerdeki askeri yapıda anlatacağım. Bu anlamda çok başarılı Türkler. Bozkır kültürü doğal olarak bir tarım toplumu olmadığı için de aslında toprağa bağlı bir yaşam biçimi yerine soya bağlı bir boy düzeni buralarda egemen olmuş. Boylar beraber göç ediyor, beraber savaşıyor, bir araya gelip devlet kuruyor falan böyle. Yani Türklerdeki sosyal yapı biraz bununla alakalı. Boyu da burada bir kez daha anlatmış olduk aslında. Hem burada hem de bir önceki sayfada işte aile, oruk, boy, budun derken aslında Türklerin sosyal yapısını biraz anlattık. Buraya ekleyeceğim bir şey kaldı benim. O da şu: kölecilik. Türklerde köleci toplum anlayışı yokmuş, bulunmuyormuş. Bunun sebebi nedir? Birincisi, Türklerde bir özel mülkiyet anlayışı var arkadaşlar. Bu önemli. Zaman zaman şöyle şeyler geliyor sorularda. İşte ülke toprakları hanedan üyelerinin ortak malı ve dolayısıyla da Türklerde özel mülkiyet yoktur gibi bir anlayış var. Bu şu şekilde yanlış. Arkadaşlar, ülke toprakları hükümdarın istediği gibi verip alınıp satılabilecek bir yer değil. Yani sadece o bölgelerin yönetimi onlara bırakılıyor. Yoksa böyle hani istediğine bağış yapacağı, istediğine vereceği bir yer değil. Hatta buna şu örneği verin. Mesela verelim. Yüeçiler Mete'den bir araziyi istediklerinde Mete şöyle cevap veriyor, değil mi? Diyor ki, yani at benim, eş de benim de ama diyor toprak benim değil, milletin malıdır diyor. Dolayısıyla Türklerde böyle bir durum var. Yani ülke böyle tamamen hükümdarın istediği gibi karar vereceği bir basit toprak parçası değil. Türklerde bir vatan anlayışı var, vatan. Ortak bir toprak böyle, değer verilen bir toprak. Böyle bir anlayış var. Şimdi özel mülkiyetten de şunu kastediyoruz arkadaşlar. Herkes özel mülkiyet deyince bir toprak mülkiyeti olduğunu düşünüyor bunun. Bu böyle değil. Yani bizim özel mülkiyetten kastımız şu: her boyun mesela bir arazisi var. Gidip burada otlatıyor. Diğer boylar buraya gelmiyor. Ama buradaki insanların belki bir toprağı yok sürüp biçtikleri. Ancak hayvanları var, çadırları var. Yani Türklerde toprak mülkiyeti anlayışı gelişmemiş. Yoksa bütün mallar, mülkler böyle ortak değil arkadaşlar. Bir takım böyle menkuller, mülkler, değerler var. Dolayısıyla da boyların özellikle sahip olduğu bir takım araziler var. Göçebe yaşamın getirdiği hür yaşama ideali. Türkler göçebe bir toplum. Göçebe halkın tabii ki yani biraz daha böyle kontrolden uzak, biraz daha özgürlüğüne düşkün olması söz konusu. Bazen mağlup olan bir boyun yurdunu terk etmesi ya da Türklerin bazı dönemlerde Çin hakimiyetine girmektense göç etmesi, bu Türklerdeki bağımsızlık idealinin, bağımsız yaşama idealinin güçlü olduğunu gösteriyor aslında. Gerçekten de bu tarih boyunca böyle olmuş arkadaşlar. Bir toprağa bağlı yerleşik tarım toplumları dışarıdan gelen istilacıların hakimiyetini kolay benimsemiş. Çünkü bunların yerini yurdunu terk etmesi çok zor. Hep orada yaşamışlar ama göçebe biraz daha özgür yaşamaya alışmış. Mesela bunlardan vergi toplamak, asker toplamak, bunların hep kanunlara uymasını sağlamak biraz zor. Zaten tarih boyunca da böyle hep yerleşik imparatorluklar, devletler göçebeleri yerleşik yaşama geçirmeye çalışmış ve onları kontrol altına almaya çalışmış. Osmanlı tarihinde bununla ilgili belki onlarca isyan var. Selçuklu tarihinde böyle onlarca isyan var. Bir diğeri, Türklerde neden kölecilik yok? Çünkü kol gücüne dayanan bir tarım toplumu düzeni yerine Türklerde hayvan gücüne dayanan bir göçebe toplum düzeni varmış. Ben bundan bahsetmiştim. Kölecilik çoğunlukla yerleşik ve tarım toplumlarında görülen bir kurumdur arkadaşlar. Türklerde kölecilik pek yok. Yani böyle köle anlayışı pek gelişmemiş. İlla ki savaş esirleri vardır. Bunlar alınıp satılıyordur ama böyle bir yerleşiklerdeki gibi
kölelerin ayrı bir sınıf oluşturması falan böyle, bunların bir sürü haktan mahrum kalması, böyle bir şey yok. Yani böyle bir anlayış Türklerde Devam söz edelim konusu dersimize. değil. Türklerdeki ekonomik yapıdan biraz bahsedelim. Aslında sosyal hayatta falan bundan biraz bahsetmiş olduk. Bozkır kültürü, at, hayvancılık vesaire. Şimdi Türklerin yaygın geçim kaynağı hayvancılıkmış. Bu oradaki coğrafi şartların da Türkleri zorladığı bir aslında iş kolu hayvancılık. Yani tabii ki hayvancılık bir tarım toplumuna göre, göçebe yaşayan bir yerleşik hayata göre daha zordur arkadaşlar. Sürekli olarak bir yerden bir yere gitmek. Yalnız buradaki sürekliliği de böyle her an her dakika gibi de düşünmemek lazım. Ama bir yerleşik toplum kadar da üretici olmadığını biliyoruz göçebelerin. Türkler de herhalde keyfi olarak böyle bu işi yapmamışlar. Coğrafi şartlar, bozkır iklimi, bozkır kültürü Türkleri buna biraz zorlamış. Ticaret yapıyor mu Türkler? Tabii ki yapıyor. Ne yapıyorlar? Çoğunlukla hayvansal ürünler satıyorlar. Özellikle Orta Asya'dan geçen bir takım ticaret yollarına, İpek yoluna, Kürk yoluna buralara hakim olmaya çalışıyorlar. Hatta bu yüzden Çin'le çok karşı karşıya gelmişler. Yaptıkları ticarette de ne alıp veriyorlar dediğimiz gibi. Yani hayvansal ürünler verip karşılığında işte bir takım tarım ürünleri ya da işte Çin'deki bir takım işlenmiş mamuller, ipek gibi mesela süs eşyaları gibi böyle şeyler alıyorlarmış. Hiç mi tarım yok? Yani tarımı hayvancılığın yanında çok sınırlı bir biçimde de olsa Türkler yapıyor. Türkler tarımı biliyorlar, tarım ürünlerini de tanıyorlar. Ama böyle çok tahıl tarımı falan da yapmıyorlar. Daha basit, daha mevsimlik ürünleri yetiştiriyorlar. Şurada bir parça var. Yani bu Türklerin göçebeliği falan filan yaptığı işte ekonomik faaliyetler, onu açıklamak için aldım bir yayından. Demişiz ki otlakların sınırlı olduğu bir bölgede hayvancılık rastgele yapılmaz. Bu nedenle otlakların seçimi ve bölgelere ayrılması gerekiyor. Hani bu boylara göre paylaştırılıyor dedim ya ülke. Daha doğrusu araziler. Bozkır'da hayvan besiciliği yapılabilmesine uygun tarzda yaz ve kış konaklıkları önem arz eder. İşte bu Türklerin göçebeliği bu arkadaşlar. Yaylak ve kışlak. Türkler böyle her an her dakika giden göç eden toplumlar değil. Bundan da daha önce bahsetmiştim aslında. Böyle avcı toplayıcılar gibi her an her dakika göç eden toplumlar değil Türkler. Bundan dolayıdır ki yaylak ve kışlak tabir edilen ve sınırları önceden belirlenmiş otlaklar arasında günlük değil de mevsimlik periyotlar halinde ve düzenli bir şekilde yürütülen bir göçebe hayatmış Türklerin yaşam biçimi. İşte Osmanlıların Söğüt ve Domaniç arasında gidip gelmesi, işte mesela Akdeniz'deki Toroslar'da yaşayan yörüklerin kışın yüksek yaylalara çıkarken yazın daha sahil kenarlarına, işte Aydıncık falan o taraflara doğru inmeleri gibi. Yani böyle bir yaşam biçimi var. Türklerin göçebeliğini asla ve asla böyle her an her dakika göçen, hiçbir yere yerleşmeyen insanlar gibi görmemek lazım. Bunlar hep aynı yerler arasında gidip geliyorlar. Böyle bir yönü var. Dolayısıyla da Türklerin yaşam biçimi bu. Bakalım sorulara. İslamiyet'ten önce Türklerde durumlardan hangilerinin hayvancılığın toplumsal hayatta önemli bir yeri olduğunu gösterir? Hayvanla ilişkilendirdiğiniz her şey cevap olur. Yün, hayvandan elde edilecek bir var tabii ki. C, D, E bu üçünden biri olacak. A ve B elendi. Ticarette Çin'den alınan ipeğin koyun ve sığırla takas edilmesi. Demek ki Türkler bu takas işlerinde hayvanları kullanıyorlarmış. İkiyi de alacağız. Ya Denizli ya Edirne olacak cevap bu durumda. 3. Ordu'da ulaşımda atlardan yararlanması. Bozkır'ın temel hayvanı at demiştim. Türklerde de ordu genelde süvari biçimindeydi. Cevap Edirne. 2011 YGS'de gelmiş bir soru. Bu Türk devlet yönetimiyle ilgili bir soru. 2013'te bu kez KPSS'de gelmiş. Orta Asya'da kurulan Türk devletleri ile ilgili olarak hangileri doğruymuş? Ülke töre adı verilen ve yazılı olmayan hukuk kurallarına göre yönetilmiş. Doğru. Töreler hükümdarın yönetimini etkiliyordu, onu sınırlıyordu. Bunu alacağız. Toprak yurt olarak adlandırılmıştır. Doğru. Eski Türklerde toprak böyle bir hükümdarın tek başına karar vereceği bir arazi parçası değil demiştim. Ulusun malı. Mete'nin sözü aklınıza gelsin. İkiyi de alalım. Ya Ceyhan oluyor ya Edirne oluyor cevap. 3. Hükümdara devlet yönetimi ile ilgili konularda yardımcı olmak üzere danışma meclisleri kurulmuştur. Doğru. Kurultayların zaman zaman bir danışma meclisi gibi çalıştığını da biliyoruz arkadaşlar. Yine cevap Edirne oluyor. Türklerde hayvancılığın gelişmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu sanılamaz demiş 2015 YGS'de.
Yaşamları, coğrafi şartlar, ulaşım, taşımacılık, ticaret bunların hepsi Türklerin hayvancılık yapmasıyla ilişkilendirilebilir. Ama yani Türklerin inanç sistemiyle hayvancılığın ne alakası var? Hiç alakası yok. Hiç alakası yok arkadaşlar. Dolayısıyla dini anlayış olmaz. Hatta tersinden düşünürsek, mesela Mani dininin kabul edilmesi, hayvansal ürünlerin tüketiminin yasaklanması, hayvancılığın gerilemesine bile sebep olmuş Uygurlarda. Böyle anlayabiliriz. Cevap Ceyhan olacak. Çok sevdiğim bir parça. Ben çok anlatıyorum bunu. Daha önceki derslerde anlatmıştım Göktürklerde. Orhun abidelerinde insanoğulları üzerine ecdadın Bumin Kağan, istemi Yabgu tahta oturmuş. Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş. Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış. Hep muti yani ona bağlı kılmış. Buna göre Kağan'la ilgili olarak hangisine ulaşılamaz? Devleti töreye göre idare ediyor. Evet. B cevap olacak. En son söyleyeyim onu. Teşkilatçı bir yapıya sahip. Evet. Tanzim etmiş, düzenlemiş. Egemenliğini geniş alanlara yaymış. Evet. Dört bir tarafı ele geçirmiş. Askeri gücün etkin kullanmış. Evet. Asker sevk etmiş. Ama yönetimde tek söz sahibi mi? Değil. İstemi Yabgu Devleti'nin zaten batı kanadını da idare ediyordu. Neredeyse bir Kaan kadar yetkileri var. Ama doğudaki büyük Kaan'a bağlı yine de. 2016 YGS. İlk Türk devletlerinde TOY adı verilen meclislerde devlet meseleleri görüşülürmüş. Dini tören, yarışma, çeşitli eğlenceler yapılırmış. TOY'ların sonlarında da halkın katıldığı bazı şölenler ve ziyafetler düzenlenirmiş. Paragraf sorusu bildiğiniz aslında. TOY ile ilgili hangisini oluşturamaz? Boylar arasında bir kaynaşma yaratmış mıdır? Kesinlikle böyle bir amaç vardır arkadaşlar. Sosyal ve kültürel konuların karara bağlandığı yer midir? Evet. Çeşitli devlet işleri görüşülürmüş. Bir takım meseleler burada karara bağlanırmış. Hükümdarın kararlarının bağlayıcı olduğu. Şu parçada hükümdarın kararlarının bağlayıcı olduğu ile ilgili hiçbir ifade yok. Yani son sözü hükümdar söyler falan demiyor. Böyle bir anlayış var. Bu cevap olacak. Devletin üst düzey yöneticileri katılırmış. İnanç sistemlerini olumlu etkilermiş. Evet, yani burada dini törenler yapılmış, halka ziyafetler falan hediyeler verilirmiş falan. Bahsetmiştim yani ÖSYM son yıllarda yaptığı yorumlarda Türk hükümdarının yetkisinin sınırsız olmadığını söylüyor. İşte bak, burada da onu söylemiş. Yani hükümdarın kararlarının bağlayıcı olduğu gibi bir ifade burada hiç yok arkadaşlar. Türk töresinde devleti kuran hanedanın erkek üyeleri devlet yönetiminin ortak sahibiymiş. İşte buna ülüş sistemi deniyor. Hükümdar bazen ölmeden önce hayattayken de ülkede topraklarını paylaştırmış eski Türklerde. Ya da bazen de hükümdar ülkenin çeşitli yerlerine böyle hanedan soyundan gelen üyeleri tayin etmiş falan. Bunun örneğini görmüştük. Buna ülüş sistemi deniyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisine yol açmamıştır diyor. Hatunların ülke idaresine karışmasına. Bu olmuş. Bunu buradan direkt çıkartmak zor ama biraz bilgimizi kullanacağız. Her kadın kendi çocuğunun tahta çıkmasını ister. Kendi eşinin tahta çıkmasını istemiştir. Zaman zaman da bu tür müdahaleleri var. Mesela Melikşah'tan sonra karısı Terken Hatun'un kendi çocuğunu tahta çıkartmak için ne böyle oyunlar yaptığını biliyoruz. Ülkede böyle ne sıkıntılar olduğunu. Bu olur. Dini ayaklanmaların çıkmasına. Yani eski Türklerde bir dini ayaklanmayla töre arasında hiçbir bağlantı yok ülkenin paylaştırılması. Hiç böyle bir şey yok. Zaten böyle bir dini ayaklanma da yok. Ülkenin parçalanmasına sebep oluyor. Taht kavgalarının yaşanmasına sebep oluyor. Zaten D ve C birbiriyle ilişkili seçenekler. Üst düzey yöneticilerin devlet yönetimine müdahalede bulunmasına sebep oluyor. İlla ki o hanedan üyesi, işte onu destekleyen bir takım güçlü karakterler falan böyle bir şey yapmıştır. İşte kurultayın bazen kanı değiştirmesi. Kurultayda kim var? Üst düzey yöneticiler var. Bunlar da karar verebiliyormuş. Böyle bir durum. Dersimizi burada bitirelim. Yazmayı unutmayın arkadaşlar. Uzunca bir ders oldu. Bu ama önemli bir konu. Yapacak da bir şey yok. Kanalımıza da abone olursanız memnun oluruz diyorum. Teşekkür ediyorum.